Herkese merhaba. Günaydın herkese. Bugün Diyarbakır'dayım. İlk vlogumu çekiyorum ve Ergani'ye gideceğim. Araba geçerse otostop çekmeyi düşünüyorum buradan otogara. Ergani'de dağları gezeceğiz. Sadece dağ var çünkü. Makam Dağı, Çayönü ve Hilal mağaraları. Yaşı gitti. Birazdan otostopumuzu çekeceğiz. Bakıyor. Bakar tabi. Sadece bakmakla kalıyor. Dursa. Hadi başlayalım. İşe yaramadı. Ben de 15 dakikalık yürüyüşle otogara geldim. Şöyle. Karşıda elmalıklar, suda oynar balıklar. Ne böyle sevdalar, ne böyle ayrılıklar. Ergani'den herkese selamlar. Buraya Diyarbakır'dan belediye otobüsüyle geldim. Bayram dolayısıyla ücretsizdi. Böyle bir park var şehrin içinde. Diyarbakır'dakilerden güzel. Şimdi kısaca bir anlatayım burayı. Ergani çimento fabrikalarıyla ünlüdür. Eskiden 18. yüzyılların başında şarabın yasak olduğu zamanlarda her cumartesi günü burada yapılan şaraplar kamyonlar halinde Diyarbakır'a satılıyormuş. Burada ünlü olan kişiler Fenerbahçe'nin başkanlığı yapmış olan Aziz Yıldırım ve ünlü şair Sezai Karakoç, günümüz sanatçısı Küçük Emrah ve Kürt sanatçı Mehmet Atlı da Ergani nüfusundadır. Türkiye'nin en gelişmiş elinden bağımsız ilçelerinden birisidir. Yani Ege tarafındaki turistik ilçeleri saymazsak Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinden biri. Görüldüğü gibi şehrin içinde kafeler, bir tek AVM'si eksik, o kadar yani. Görüyorsunuz. Halayı kurdum harmana, hele bir mendil verin bana. Kınaya kanzılga çalın, vur davulcu davula. Halayı kurdum harmana, hele bir mendil verin bana. Kınaya kanzılga çalın, vur davulcu davula. Davul çalar gümbür gümbür, bu düğün bizim düğündür. Halayda şu kirlem çeker, ne gündür ne bugündür, hey ne gündür ne bugündür. Davul çalar gümbür gümbür, bu düğün bizim düğündür. Halayda başı kirlem çeker. Ünlü şairimiz Sezai Karakoç'un müzesi de hemen parkın üst tarafında. Oraya doğru çıkıyoruz. Şöyle, Ergani'nin en eski binasından yapılmış Sezai Karakoç'un
80. yaş günü hediyesi olarak Sezai Karakoç Müzesi ve Kültür Evi olarak düzenlenmiş ve hediye edilmiştir. Bakalım açık mı? Bayram dolayısıyla kapalı olmuş olabilir. Kapalı. İşte böyle içerisi Sezai Karakoç'un şiirlerinden yapılmış panolarla süslü. Daha girmedim. Ama müze bakan, Kültür Turizm Bakanlığı'ndan öğrendiğim kadarıyla içerisi şiirleriyle çevrili. Halı desenleri kendi yaptığı motiflere özel yapılmış. Söyle, en eski bina. Şehrin merkezinde böyle bir cami var. Bakalım ismi ne? Ergani Merkez Ulu Cami. Ne kadar da İzmir'de saat kulesi olsa da Ergani'de de var. Görüyorsunuz. Makam Dağı'na çıkıyorum. Tam çıkıyorum da dönmez ama. Doğru yazılı olduğundan emin değilim. Burayı tarif ettiler. Ama benim evde gördüğüm yer bayağı bir uzaktı. Burası şehrin tam merkezinde. Belli olmaz yani. Yolun bir kısmını yaşlı amcayla beraber Tofaş arabayla çıktık. Şimdi de bakıyorum etrafa. Bakalım ne çıkacak. Patika yol çıkıyorum. Sonu muhteşem olmazsa çok efkarlı olacak. İşte orada çimento fabrikası. Şuranın arkası Ergani ve makam da. Yarım saattir yürüyorum. Anam, kaplumbağa gördüm. Lan, ezmişler bunu. Ne yapıyorsun lan? Kaçma, kaçma, gel. Diyarbakır yolunda toz olmuş dağlarım. Siz olun. Dağ yürüyüşünde şortla çıkmayın. Hep dikenler batabilir. Uzun bir şeyler giyin. Yani ben böyle patika çıkacağımı bilmiyordum. Ben daha düz biliyordum. Yanıldım. Ya da yanlış yerdeyim. %80 veya 90 eğimli bir yamaç. Benim filan çizildi. Bir saati geçti. Hala bir türlü yukarıya çıkamadım. Tersini. Şehir gözüküyor. Ama ben elim berbat oldu burada. Çok kaygan. Yani adeta bir Christoph Kolomb olma yolunda ilerliyorum. Kimsenin çıkmadığı, gelmediği yerleri geziyoruz. Hadi bakalım, devam. Nihayet düz bir yol bulabildim. İşte
bu gördüğünüz yolun engebeli yollardan çıktım. Böyle düz bir yolu yok. Sadece burası. Düz. İşte dağ. İlçe. Şurada. Dağlara çen düşen de, bülbüle gam düşen de. Bu gala daşlı gala, cingılı daşlı gala. Boğazım kurudu. Sizlere birkaç önerim var. Öncelikle belediye veya karayolları dağın yolunu burayı gösteriyorlar. Tabelalar koymuşlar. Ama ne ulaşım var ne de başka bir şey. Otostop yapmaya kalksam desem araba geçmiyor. Yapacak bir şey yok, yürüyoruz. Git git bitmiyor, dön. Daha şu yolu bir daha tekrar edeceğim. Bu manzara için değer mi? Yani kısmen. Manzara güzel. Ama 1,5-2 saatlik yamaç yürüyüşü, dağ yürüyüşüne gitmez diye düşünüyorum. Şimdi dağ yürüyüşü yapacak olanlar mümkün olduğunca hızlarını sabit tutsunlar. Yavaşlama veya daha hızlı gideyim, bitireyim mantığıyla gitmek hiç mantıklı değil. Sabit hız her zaman iyidir. Bir de nereye olursa olsun gezmeyi, gitmeyi planladığınız bir yer, yani yolda gördüğünüz bir kişi veya iki kişi değil, en az üç kişiye o yolu sormadan bir yere gitmeyin. Herkes farklı yere yönlendiriyor olabilir. Sizi farklı görüp tenha yerlere de gönderiyor olabilir. Bunun için birkaç kişiye sormadan bir yere gitmeyin. Ben her zaman öyle yaparım. Bir kişi değil. 3-5 kişi. Ya Ankara. İşte biraz manzara. Yamaç paraşütçüleri için güzel bir yer. Cami buldum. Hazreti Zülküfül Nebi makamı. İnşallah çeşmesi vardır. Yanımda su var ama elimi yüzümü yıkayacağım. Suyumu boşa gitmesini istemiyorum. Namaz yerleri yapmışlar. Buranın tarihini girişte çektiğim fotoğraftan durdurup okuyabilirsiniz. Hum humam avamazım Diharken edilesin Dile dile Rabbesin Şimdi daha çıktım. Aradığım yeri bulamadım. Şu an yürüyüş yolu yapmışlar. Bakalım şimdi nereye kadar yürüyeceğiz.
Saat 45 dakika oldu. Daha çıktı. Tamam. Sallanıyor. Yapmışlar bari sağlam yani. Bu dağın tepesi galiba Greka Hacıyan tepesi oluyor. Ergani'nin 20 kilometre güneydoğusunda Ekinciler Köyü yakınlarında bulunmaktadır. 250 metre yarıçapında, yok çapında, 3 metre yüksekliğinde. Evet. Yaklaşık 7000 yıl öncesinde yerleşme olduğu söyleniyor. Ki Hacıyan Tepesi. Florida havluya veya getirdiğiniz yedek tişörte sarmayı unutmayın. Yiyebilir, hava eline önce. En tepedeyim. Başardın. Ergani. Görünen yer Ergani. Oradan buraya. Normalde 5 kilometre yazıyor ama bildiğiniz üzere 2 saatte geldim. 2 saat. Şimdi gelelim pratik bilgiye. Ergani'ye 5 kilometre uzaklıktadır. Dediğim gibi ne 5 kilometresi var? Bir yürü bitmiyor. Yol da yok. Yaptıkları yolda araba geçmiyor. Burada Zülkifil peygamberin yaşadığı rivayet ediliyor. Ama kesin bir bilgi yok. Rivayet. Ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Buranın doğusu neresi? Bilmiyorum şu an. Oysa ne çok Hazreti Meryem Kilisesi. De bilirsen, ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Ne tarafta bilemiyorum. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilirsen. Ermeniler tarafından yapılmış kilise 300 odalı olduğu söyleniyor. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilirsen. Yaptıktan sonra buradan kovulmuşlar. Arada bir gelebilen Ermeniler gelip bir gece kalıp dönebiliyorlar.
Ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine diyeceğine hiçbir şey ne değer, ne kimse kimseyi dinler, ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyen ne olur. Esiyor. Terim soğudu. Esiyor. Hasta olacağım. Kırılmış bir dal. Belediyeye sesleniyorum. Buraya bir el atalım. Bu ne? Doktor bu ne? Nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Buradan nasıl geçeceğiz? Sınla saniye bak. Ver. Aba. Şu görülen yer Kral Kızı Barajı oluyor. Seneler seneler önce develer berberken, pireler deveyken, lay 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 lay, bir barbar savaşçı Eğir'e gelmiş. Burada çok zulmediyormuş. Bakire kadınları ara eziyet ediyormuş. Bir gün kralın kızı kralla anlaşma yapmış. Kızını bana verirsen buradan giderim demiş. Sonrasında ilk başta kabul etmese de sonradan teklifi kabul etmiş. Barbar sarayında hazır beklerken kralın kızı arkasından hançerlemiş ve atıyla bu nehri geçip saray kalesine kavuşmuş. Ve böyle efsane biter. Bu kadar yol geldim. Şimdi nasıl ineceğim? Çok sevdim. Onu düşünüyorum. Ne anılar anladı beni ya. Lanet olası otostop çekemiyorum dostum. Çok sevdim. Kimse yok. Olanlar da akşama kadar burada. Şimdi geldi 2 saat yürü. Oradan bir daha daha çık. Bir daha daha in. Of. Her şey senin için. Çok sevdim ikinizi de bilsen. Çıkmasına çıktık da inemiyoruz. İnerken kayma ihtimali çok yüksek. İnerken böyle yan yan inmek daha avantajlı. Ve ne kadar köşe bulduysanız oradan destek alın. Yavaş yavaş. Acele etmeyin. Acele ederseniz başınıza bir şey gelebilir. Yan yan destek. Mağara buldum. İçi kirletilmiş veya taşlarla dolu. Tuvar şişe görüyorum. Derin bir kuyu gibi bir şey var. Şurada. Aşağı inmeyeyim şimdi. Zaten yoruldum. Bir sürü yol gideceğim. Kulaklarım çınlıyor. Benim için çok yorucu bir yol oldu. Geldiğim parktayım. Sağ olsun Erganeli bir abi. Yolun başında ben aldı, kısa bir yol yürüdüm. Oy sana çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı şimdi çekerek, çay önüne tavşana gidip oraya kadar yürüyüp oradan otostop çekmeyi düşünüyorum. Başaracağız. Şimdi de şu tepeye çıkacağız. Yolun bir kısmını otostopla geldim de şimdi bir araç gözükmüyor.
Evet. Çölün ortasında yürüyorum. Çöl. Araba yok, almıyorlar. Otostop kültürü yok. Ne yapalım? Bir efsane vardır. Erganlılar yolun ortasında yürür diye bir efsane var. Ama ben onu göremedim. Hepsi insan gibi normal kaldırımdan gidiyor. Ta ne zaman varsa. Almıyorlar, almıyorlar. Ama Ergani'de yerli nüfus çok az olduğu için olabilir yani. Bilemiyorum. Evet, çay önüne geldim. Hayırsever otostopçu kardeşler bize arabasını aldı. Getirdi tam höyün önüne kadar bıraktı. Teşekkür ederim. Şimdi işi şöyle. Şimdi içeriği gezeceğiz. Evet. Şurada tane küçük bir mağara var. Küçücük. Bakalım içerisinde ne var. Şurada bir kuyu var. İçeriye girebiliyoruz. Yıkmışlar. Eskiden burası böyle küçük yer yatakmış. Şurası galiba mezar. Birazdan anlatacağım. Evlerinin altına mezarlar görüyorlar. Sürekli de taş çökün çökün. İnsan yoruyor. Ben bir günde bitiriyorum. Siz iki gününüzü ayırın. İçeriler çok serin. Şöyle. Bakalım. Acaba cin çıkacak mı? Bir de bakıyorsun. Homo sapiens. Ver. Bir daha fırlıyor o kadar. Böyle. Burada çıkarılan tarihi eserler Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde saklanıyor. Ne var içeride? Çekirge. Spiral çekirge ben göremiyorum. Siz görüyorsunuz. Evet. Buranın da ölüsü varmış. Mezar kazmışlar. Yataklar hep çelli. Rabun telbabu bra Le serşiyan veki şeyra
Tek başına en kimse yok. Yanmırın yan diyar bekir. Nasıl? Şimdi şöyle bir yere gidiyoruz. Mardin Dara'daki gibi. Merdivenler sağlam değil. Ne olarak kullanıyorlar? Kazınmamış yerinde daha tarihi şeyler olabilir. Büyük bir salon olarak kullanıyor olabilirler. Konferans salonu, şuralar oturma yeri, şurası sinevizyon gibi konuşmacı alanı. Oh serin, esiyor esiyor. O kadar sıcak ki telefonun flash özelliği çalışmaz oldu. Zaten flash'a ihtiyacım yok. Ama sıcaktan etkiliyor telefonu. Şimdi gelelim tarihi bilgiye. Burası Çayönü Höyü oluyor. Ergani'nin 7 kilometre güneybatısında deniliyor. Ama daha uzak. Daha uzak bu karayolları ne yapıyor ne yapıyor? Neden yanlış bilgi? 7 kilometre dediği istasyon diye bir mahalle mi köy mü onu tam bilmiyorum. Oradan buraya 7 kilometre. Ama şehir merkezinden Ergani Çarşı'dan 10 kilometre falan vardır. Üstü de olabilir. Şimdi ses veren Pınar Köyü yakınlarında bulunuyor burası. Eski adı Kota Berçem, yani çay boyudur. Cilalı taş devrinden kalıyor. Dünyanın üretimle ilgili en eski yerleşim yeri oluyor burası. Çanak çömlek üretmişler. Üretmeden önce acaba neyde yiyorlardı? Taşın üstünde mi? Yoksa başka bir şey mi? Bilemeyiz. Araştırmacılar hala onun üzerinde bir bulguya rastlamadılar. İlk kez kazı çalışmaları İstanbul Üniversitesi Prehistoria bölümünden Profesör Doktor Halet Çambel ile Chicago Oriental Enstitüsü, yani Chicago Üniversitesi'nin tarih bölümünden Profesör Doktor Robert Jr. Brightwood tarafından 1963 yılında yapılmıştır. Milattan önce 10.000 yıllarından burada yaşam olduğu bilinmektedir. Burada yaşayan insanlar ölülerini evlerinin altına gömüyorlarmış. 73 insana ait kafatası bulunmuştur. 49 adet kil insan heykelciği, 51 adet hayvan heykelciliği de bulunmuştur. Neolitik çağa ait en çok insan kemiği bulunan yerleşkedir. 227 kadın, 193 erkek, 142 çocuk, 57 bebek ve 7 fetüs olmak üzere toplam 626 insan iskeletine ulaşılmıştır. Şimdi fetüs nedir diyeceksiniz. Duyuyorum sizi. Embriyo veya cenin olarak biliniyor. Tıpta ise kelime anlamı 3. gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen addır. Yani biz kısaca anne karnındaki doğmamış bebek diyebiliriz. Buradaki ortalama yaşama ömürleri ise 30 yıl kadarmış.
Şimdi de Hilal mağaraları ile ilgili bilgi vereceğim. Burası en büyük, az önce gösterdiğim mağara oluyor. Kertenkeleler var içeride. Şimdi Çeon Höyü'nün hemen bitişindedir. Çeon'u zaten hemen şu aşağı tarafta. Birinci dereceden arkeolojik ve doğal sit alanıdır burası. Koruma altında olması gerekirken bu halde çer çöp, etraf çok kötü. Temizlenmesi lazım. Hilardan döndüm. Şu an Ergani'deyim. Oradan nasıl geldim diyorsanızsa bir traktör sağ olsun getirdi. Traktörün üstünde video çekmeyi çok isterdim ama telefon çok sıcak olduğu için suların yanına koydum biraz. Evet, son videodan sonra telefon daha da dayanamadı. Traktörle tam Ergani'ye kadar geldim. Bu benim ilk traktör deneyimimdi. Nasıl tutunacağımı bilemedim. Eğim için demire koala gibi yapıştım. Yol şartlarından dolayı da sürekli zıpladım. Zıplamaktan karın kaslarım ağrıdı. Telefon ısındığı için çantada suların arasına koyduğumdan traktörün üstünde çıkaramadım. O yüzden video çekemedim. Biliyorum çok uzun bir video oldu. Buraya kadar izlemeniz bile benim için güzel bir şey. Hilar mağaralarına gitmek için çay önünün biraz yukarısında köyler var. Köylerin içinde hemen solda duruyor. Burası korunmadığı için köylü halkı tarafından tezeklerle etrafa manzara katılmış. Yani mükemmel. İlk görünen kısmın hemen arkasında büyük bir iç tarafında bir mağara vardı. Bunun önünü girişinde bir ağaç olduğu için pek fark edilemiyor olabilir. Dikkatlice bakarsanız içeride geniş bir mağara var. Ben videoyu almıştım ama kaydetmemiş. Sabah 6'da evden çıktım. Öğleden sonra 4'e doğru eve vardım. 10 saatlik yol maceram olmuş oldu. Öncelikle evde sağlam kahvaltımızı yapıyoruz. Akşamdan buzluğa koyduğumuz suları havluya veya tişörte sarıp çantamıza koyuyoruz. Artık kendi ihtiyacımıza göre çantamızı dolduruyoruz. Ben ise çantama 3 tane yarım litrelik su, 1 bisküvi, 1 kraker, selfie çubuğu, powerbank, kulaklık, şapka, gözlük, şarj kablomu aldım. Tüm bu gezimi ise 1 kuruş bile harcamadan yaptım, gerçekleştirdim. Bir tane tek gazoz aldım market. Onu da kartın puanı varmış, oradan çektiler. Gazoz alıp içmemin amacı ise hem susuzluğu gideriyor, hem açlık hissinizi gideriyor karnınızı şişirdiği için. Hem de güneş altında yürüdüğünüzden düşen kan şekerinizi dengelemeye yarıyor. Hele ki serinletmesinden bahsetmiyorum bile. Diyarbakır Ergani arasını otobüsle gitmiştim. Siz ise bunu otostop yaparak da ücretsiz hale getirebilirsiniz. İlçe içerisindeki gezilecek yerleri ise gördüğünüz gibi yarı yürüdüm, yarı otostopla hallettim. Yolda ne kadar petrol, çeşme bir şey görürseniz bir elinizi yüzünüzü yıkayın. Yolda yürürken ben bir düğün salonu gördüm. Hem lavaboyu kullandım hem de bedavadan 1 litre su takviye aldım yanıma. O kadar güneş altında yürümekten yani yüzüm yandı, kolum, bacaklarım, açıkta olan her yer yandı yani. Çünkü güneş kremi sürmeyi unuttum. Şimdiye kadar izledikleriniz için teşekkür ederim. Otostopta bana yardımcı olan, arabasına alan herkese teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Şimdi de fotoğrafları görelim.
tuzak kuruyor. Bu şehir insanı uzak kılıyor. Bu şehir insanı hayli yoruyor. Bu şehir insanı hep kandırıyor. Bu şehir insana tuzak kuruyor. Bu şehir insanı uzak kılıyor. Bu şehir insanı hayli yoruyor. Bu şehir insanı hep kandırıyor. Senin için yazılmış her şiir, bu bedenin olsa keşke. Bak bir ömrü vereceğim işte bu şehir benim. Bir demir atmış ki gönlüm yosun tutmuş. Limanda kalmış toprağında servetim var. Anılarım, çocukluğum ve geleceğim bağlamış elimi kolumu. Ne kadar uzağa gitsem de kopamadım. Ne kadar yakınsam ona ben o kadar uzağım ondan. Her taraf tuzak, her bir yer yalan. Tutulmamış ki hiçbir söz, hep yalan dolan var. Bu şehir insana tuzak kuruyor. Bu şehir insanı uzak kılıyor. Bu şehir insanı hayli yoruyor. Bu şehir insanı hep kandırıyor. Gel bu şehrin havası böyle kalsın. Aynalar yalancıdır. Bu şehrin 4000 yanında ayna var, alımlıdır. Bir kandırır ki anlamazsın. Verilen sözler unutulur, belki yarına umut olur. Fakat bu şehri unutturur, bazen hatırlatır ve ağlatır. Güldürür bir gün yaşarken bir gün öldürür. Bir türküdür bu duyduğun senin için. Dikenli gül ve yaşanacak bir gündün. Bu şehirde doğdum, bu şehirde söndüm. Gel biz şehrin havasına hiç uymayalım. Birbirimize verdiğimiz sözlerin hepsini tutalım. Bir de şehirli türkü tutturup karşılıklı seninle. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, soru, görüş ve bir sonraki videolarım için önerileriniz varsa yorum yapmayı ve bir de destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.